Ekofinans'ta karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalardaki son durumu ve ekonomideki son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Önce piyasalar. İlk olarak kurlarla başlayalım. Dolar TL bu sabah 14.73'ten, Euro TL 16.07'den ve Sterlin TL 19.18'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi ise 1.09 seviyesinde seyrediyor. Borsaya bakalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %0.42'lik yükselişle 2.403 puandan başladı. BIST 100 endeksi şu sıralarda ise 2.417 puan seviyesinde seyrediyor. Ve kripto paralardayız. Kripto paralarda düşüş söz konusu. Bitcoin 42.316 dolardan, Ethereum ise 3.185 dolardan satışa sunuluyor. Ve altındayız. Altında da düşüş söz konusu. Gram altın bu sabah 921 TL seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 1506 TL'den, Cumhuriyet altında 6.198 TL'den satılıyor. Altın ons fiyatında da düşüş söz konusu. 1943 dolar seviyesinde altın ons fiyatı, gümüşte de 24.81'lik seviye korunmaya devam ediyor gümüşün ons fiyatında. Ve petrol fiyatları, Çin'de kontrol altına alınamayan salgının talep tarafında yarattığı baskının etkisiyle yeni haftanın ilk işlem gününde de düşüşünü devam ettiriyor. Brent petrolün uluslararası piyasadaki varil fiyatı bu sabah 100 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasalardaki son durum öyleydi. Ekofinans devam ediyor. Küresel piyasalar, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın agresifleşen şahin tutumu, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelerle yeni haftanın açılışında negatif seyrediyor. Fed'in para politikalarındaki şahin tutumu, tahvil piyasalarında satış baskısını yeni haftanın başlangıcında da desteklemeyi sürdürürken küresel bazda risk algısı güçleniyor. Bu kapsamda bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve FED yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın Avrupa'da son yılların en yüksek seviyelerine çıkan enflasyonun ardından alacağı kararlar yatırımcıların odağına yerleşti. Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda politika faizini sabit bırakması beklenirken karar metninde ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasında politika değişimine ilişkin olası ipuçları aranacak. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayınladı. Buna göre işsizlik 0,5 puan azalarak %10,7 seviyesinde gerçekleşti. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Şubat ayında bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalışla %10,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,3 iken kadınlarda ise %13,4 olarak tahmin edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise %46,6 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Türkiye'de cari denge Şubat ayında da artan enerji maliyetlerinin etkisiyle açık verdi. Böylelikle cari dengede aylık açık serisi 4. aya girdi. Merkez Bankası verilerine göre cari denge Şubat'ta 5,15 milyar dolar açık verdi. Bu rakamın ardından 12 aylık cari açık 21,85 milyar dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın değerlendirmesine göre Şubat ayında cari açık üzerinde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3,9 milyar dolar artarak 6 milyar dolara yükselmesi etkili oldu. Müzik.
Çin'de yükselen petrol fiyatları salgınla yeniden mücadele eden ülkede fabrika çıkış fiyatlarının beklentilerin üzerinde yükselmesine yol açarak enflasyonist baskıya işaret etti. Ülkede üretici fiyat endeksi Mart ayında önceki yıla göre %8,3 artış kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi üretici enflasyonunun %8,1 olacağı yönündeydi. Resmi verilere göre tüketici fiyat endeksi ise Mart ayında %1,5 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti %1,4 olarak kaydedilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in daha agresif sıkılaşacağı beklentilerine karşın Çin'in gevşemeci politikasını bir süre daha koruyacağı fiyatlamalarıyla Çin'in 10 yıllık tahvil getirisi 2010'dan bu yana ilk kez Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirisinin altına geriledi. İki getiri arasındaki makas 20 baz puanı gördü. Fed tutanaklarından çıkan agresif sıkılaşma sinyallerinin ardından Amerika Birleşik Devletleri tahvillerinde satış dalgası görülmüştü. Savaşın ekonomik yıkımı hakkında tahminler açıklanmaya başladı. Dünya Bankası Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının etkisiyle 2022'de Ukrayna ekonomisinin %45, Rusya ekonomisinin ise %11 daralacağını öngördü. Standard & Poor's Global'da Rusya'nın yabancı para cinsinden kredi notunu CC/C'den seçici temerrüde indirdi. Bu arada Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkesinin zorlu borçlanma koşulları sebebiyle 2022'nin kalanı için tahvil ihalelerini durdurduğunu açıkladı. Seyirciler, enflasyon 2000'li yılların başından bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor. Yıllık enflasyon Mart ayı sonu itibariyle %83,19'a yükselirken bir yıllık gıda enflasyonu %91,86 ile 2000'li yılların başından bu yana en yüksek noktaya ulaştı. Covid-19'la birlikte ortaya çıkan tedarik sıkıntısı ve Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu emita fiyatlarındaki rekor seviyelerin tüm dünyada yarattığı enflasyon baskısına Türk lirasındaki değer kaybı da eklenince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde enflasyon 2000'li yılların başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Mart ayı sonu itibariyle ülkede yıllık enflasyon %83,19'a yükselirken en son bu seviyelerdeki rakam 1997-98 yıllarında görüldü. Kıbrıs Türk Federe Devleti'nden bu yana ülkede en yüksek yıllık enflasyon 1995 yılı Ocak ayında %229,2 olarak kaydedilmişti. 1995'ten 2002 yılı ortalarına kadar yüksek seyreden enflasyon daha sonraki yıllarda daha düşük seviyelerde seyretti. Uzun yıllar %20'lerin altında, hatta tek haneli rakamlarda kalan enflasyon 2017 yılından bu yana yükselmeye başladı. Covid-19, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türk lirasındaki değer kaybıyla son bir yılda enflasyon yüksek seviyelere ulaştı. 2022 Ocak ayı itibariyle %53,36'ya yükselen yıllık enflasyon Şubat ayında %64,30'a, Mart'ta ise %83,19'a çıktı. Yıllık enflasyon 2021 yılı ilk 3 ayında ise Ocak'ta %13,65, Şubat'ta %12,93, Mart'ta %13,97 seviyelerindeydi. Genel enflasyonun yanında gıda enflasyonu da 2000'li yılların başından bu yana en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Ülkede yıllık gıda enflasyonu Mart ayında %91,86 ile rekor kırdı. Bu rakam Şubat ayında %77,52, Ocak ayında ise %66,76 idi. 2021 yılı ilk 3 ayında ise yıllık gıda enflasyonu Ocak'ta %10,60, Şubat'ta %10,88 ve Mart'ta %12,85 seviyelerindeydi. Maliye Bakanı Sunat Atun, vatandaşın alım gücünü önce korumak, sonra ileri taşımak için önce enflasyonla kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini, bunun için de iyi düşünerek doğru kararlar vermenin, güvenilir olmak ve istikrar doğrultusunda hareket etmenin görevleri olduğunu belirtti. Atun, gümrük vergilerinin tekrardan gözden geçirilmesi konusunda ivedi olarak bakanlık bünyesinde bir komite oluşturarak çalışma başlatacaklarını da açıkladı. Maliye Bakanı Sunat Atun, enflasyonla mücadelede iyi planlama yaparak karar vermek, güvenilir olma ve istikrarlı davranmak gerektiğini belirtti. Bakan Atun yaptığı açıklamada alkollü içkilerle ilgili olarak çok uzun bir süredir
fiyat istikrar fonunda düzenleme yapılmadığını, yaşanan enflasyon nedeniyle alkollü içeceklerde devlet gelirlerinde artışa gidilmesinin sağlıklı, çağdaş, mali ve ekonomik aklın bir gereği olduğunu belirtti. Atun Başbakan'ın gösterdiği hassasiyet üzerine gümrük vergilerinin tekrardan gözden geçirilerek düzenlenmesi için Maliye Bakanlığı bünyesinde uzmanlardan oluşan bir komite oluşturmak suretiyle konu hakkında ivedi çalışma başlatacaklarını açıkladı. Pandemi süreci ve Ukrayna-Rusya savaşı, Türkiye'deki gelişmeler ve ihmaller sonucu ülke maliyesinin ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu belirten Atun, gelirleri artıracak ekonomik adımlar atmak, maliye düzenlemeleri yapmak, giderleri azaltmak zorunda olunduğunun, bunun sektörlere destek vermek, alım gücünü yükseltmek için şart olduğunu söyledi. Bakan Atun, yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik daralma sürecinde yapılması gerekenlerle sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade etti. Ülke maliyesinin ciddi bir sıkıntı içinde bulunduğunu anlatan Atun, diğer tüm ülke ekonomilerinin de zor bir sınavdan geçtiğini ifade etti. Atun açıklamasını şöyle sürdürdü. Bu süreci en kolay atlatacak olan ülkeler haliyle gelir ve ekonomik gelişmişlik düzeyi en güçlü noktada olan ülkelerdir. Bu nedenle bizim önce kendi evimizi toparlamamız ve ekonomimizi kendi ayakları üzerinde durabilecek noktaya taşımak için gerekli kararlılığı göstermemiz bu sürecin en önemli noktasıdır. Bu süreçte de vatandaşımızın gelir düzeyini mümkün olan en azami noktada korumaya da dikkat göstererek gerekli uygulamaları hep birlikte sürdürebilmeliyiz. Elbette anavatan Türkiye her zaman olduğu gibi bu dönemde de en güçlü desteğiyle yanımızda olacaktır. Bununla birlikte iç ekonomik dinamiklerimizi etkin ve verimli bir şekilde harekete geçirmeli, her düzeyde gelirlerimizi artırmak, giderlerimizi de azaltabilmek için gerekli çalışmayı tüm kesimlerimizle birlikte başarabilmeliyiz. Tüm kesimleri içerisinden geçtiğimiz olağanüstü sürecin bilincinde ve sorumluluğunu taşıyarak hareket etmeleri ve doğru mesajları vermeye özen göstermelerinin doğru olacağına inanmaktayım. Vatandaşın alım gücünü önce korumak, sonra ileri taşımak için önce enflasyonla mücadele edilmesi, doğru kararlar verilmesi, güvenilir olmak ve istikrar doğrultusunda hareket etmek görevimizdir. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilal Ekşi ile İstanbul'da görüştü. Bakan Arıklı, Ercan-Trabzon seferlerinin başlamasını istedi. Yeni bir milli hava yolu kurmak için çalışmalarını hızlandıran Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bu amaçla gittiği İstanbul'da Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilal Ekşi ile görüştü. Türk Hava Yolları'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan bilet fiyatlarında indirim isteyen Arıklı, sefer sayılarının artırılmasını ve özellikle Ercan-Trabzon uçak seferlerinin başlamasını talep etti. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ercan-Trabzon seferleri için gerekli çalışmaların başlayacağını, bilet fiyatlarının aşağıya çekilebilmesi içinse her bilet için ödenen yaklaşık 600 Türk liralık vergide indirim yapılması gerektiğini söyledi. Ercan Havaalanı'nın iç hat kapsamına alınması halinde bilet fiyatlarının aşağı çekilebileceğini söyleyen Ekşi, yeni Ercan terminal binasının bitmesiyle Ercan'a geniş gövdeli uçakların da inebileceğini, böylece maliyetlerin düşmesiyle bilet fiyatlarının daha da ucuzlayabileceğini sözlerine ekledi. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen suyun tarımsal amaçlı kullanımı için Güzelyurt ve Mesari Ovası su tüneli çıkışından kalkanla arasında kalan bölgede boru döşeme çalışmalarına başlandı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, tarımsal amaçlı sulama için önemli adımlardan birinin daha atılmış olduğunu açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen suyun tarımsal amaçlı kullanımı için Güzelyurt ve Mesari Ovası su tüneli çıkışından kalkanla arasında kalan bölgede boru döşeme çalışmalarına başlandı. Bu çerçevede 3.8 kilometrelik uzunlukta 2500 milimetre çapında boru döşenecek. Birinci etabı Nisan 2023 tarihinde tamamlanması hedeflenen ihalede şu ana kadar 1,5 kilometre uzunluğunda borular ülkemize gelirken geriye kalan borularda çalışmalar süresince gelmeye devam edecek. 5.6 kilometre uzunluğunda 4.20 metre çapında olan tarımsal amaçlı sulama tünelinin inşaatı Ocak 2022'de tamamlanmıştı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla ülkemize ulaşan su projesinin bir diğer önemli aşaması olan tarımsal amaçlı sulamada boruların döşenmesinin başlanmasıyla önemli bir adımın daha atıldığını ve bundan büyük bir heyecan duyduğunu söyledi.
Ülke topraklarının Anadolu'dan gelen suyla kavuşmasıyla tarımda çeşitliliğin ve verimin artacağına işaret eden Bakan Oğuz, içme kullanma suyu yanında tarımsal amaçlı sulamayı da kapsayan projeye destek verip, hayata geçirilmesi için büyük katkılar ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti'ne de teşekkürlerini iletti. Sayın seyirciler, Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti Ankara temaslarını tamamladı. Heyetin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yaptığı toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ekonomik duruma ve sorunların çözümüne dair görüşler paylaşıldı. Turgay Deniz Başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti Perşembe ve Cuma günü gerçekleştirdiği Ankara ziyaretini tamamladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde gerçekleşen toplantıda ve Birlik Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun heyet onuruna düzenlediği iftar yemeği sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ekonomik duruma ve sorunların çözümüne dair görüşler paylaşıldı. Yapılan konuşmalarda Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri de değerlendirildi. Toplantıya Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Kıbrıs İşleri Koordinatörü Halil Afşarat'a da katıldı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde yaptığı konuşmada, COVID-19 pandemisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine etkilerini değerlendirerek, özellikle kamu reformu ve e-devlet dönüşümünün ne kadar gerekli ve geç kalmış olduğunun bu süreçte daha iyi anlaşıldığını belirtti. Deniz bundan sonraki süreçte bu konudaki çalışmaların ihmal edilmemesi gerektiğini ve bu çalışmalara Türkiye'nin vereceği desteğin hayati önemde olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz gerçekleştirdiği temaslar hakkında yaptığı değerlendirmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sorunları ve çıkış yolları konusundaki görüşleri paylaşma olanağı bulduklarını ve birlikte çalışma isteğini teyit ettiklerini ifade etti. Ekofinans devam ediyor. Stüdyoda konuğumuz Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Sayın Turgan Deniz bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Ankara temaslarını tamamladınız, döndünüz. Çok önemli temaslar bunlar. Çünkü iki ülke arasındaki ticaret yoğun. Ve özellikle bizim ticaretimizin büyük bir çoğunluğunu Türkiye ile yaptığımızı düşünürsek bizler için çok daha büyük önem taşıyor Türkiye ile olan ticari ilişkiler. Bu noktada nasıl değerlendirirsiniz temaslarınızı? Şöyle, biliyorsunuz zaten Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın Türkiye'deki kurum ve kuruluşlarla, hatta resmi makamlarla her zaman çok yakın ilişkilerimiz bulunmaktadır. Ve biz bu ilişkilere de büyük önem vermekteyiz. Çünkü biraz önce söylediğiniz gibi ithalatımız olsun, ihracatımız olsun, turizm olsun, yüksek öğretim olsun büyük bir çoğunluğu Türkiye üzerinden yapılmakta. Ticari faaliyet ilişkilerimize baktığımız anlamda. Ve bugün bizim işte bu Covid'den dolayı pek sık görüşemiyorduk. Dolayısıyla bu son zamanlarda biliyorsunuz hem ülkemizdeki İşte bu grevler, pahalılık vesaire bir ekonomik çıkmaza doğru gidişatımız vardı. Hem bunları tartışmak, onların da önerilerini almak, bu konulardaki tecrübelerini paylaşmak üzere yaptığımız bu ziyaretler bizim açımızdan çok verimli geçmiştir. Çünkü şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan ekonomik krizi de dile getirmek ve bu sorunlarımızı paylaşma imkanımız oldu. Tabii ki bu tamamen biz ekonomik problemler üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Bize göre çok faydalı ve verimli bir görüşme süreci tamamladık orada. Ekonomik problemler üzerinde durduk ifadesini kullandınız. Özellikle tabii Covid ile birlikte Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üzerine eklenmesi ve Türk lirasındaki değer kaybı ciddi anlamda bir sıkışmaya yol açtı. Tabii Türk lirasını dışarıda tutarsak bu iki başlık Covid-19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı bütün dünyada da çok ciddi anlamda ekonomilerde bir bozulmaya yol açtı. Özellikle enflasyonist baskı bütün dünyada var. Ama biz bunu çok daha yoğun bir şekilde hissediyoruz. TL'yi de buna eklediğimizde, TL'nin değer kaybında buna eklediğimizde, bu sorunların dile getirdiğimizde özellikle TL kaynaklı enflasyonun daha da yüksek oluşunu ifade ettiğimizde nasıl bir karşılık buluyoruz? Evet, şöyle ki yani bugünkü bu olumsuzluklar, örneğin Rusya-Ukrayna krizi,
ekonomideki bu olumsuzluğun, bir de diğer taraftan bunun bir fırsat olabileceğini değerlendirmek lazım. Ve bu fırsatları da en iyi şekilde hanemize yazmamız lazım. Yani bunu faydaya geçirmemiz lazım. Bugün işte Türkiye Cumhuriyeti'nde bunun faydaları gayet açık bir şekilde görülmekte. Yani zararları yanında faydalarının da olduğu görülmekte. Tabii yaptığımız görüşmelerde biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne nasıl bunun da faydalarını buraya aktarabiliriz diye de fikir teatisinde bulunduk. Ve şunu söylemek istiyorum ki yani gerek bu Kuzey Güneydoğu Akdeniz'deki bulunduğumuz bölgedeki işte bu gaz vesaire ve yeni ulaşım yolları aranması, gerekse Rusya-Ukrayna krizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin konumu bakımından bizim ileriye çok ümit ve umutla bakmamız gerekmektedir. Çünkü buraları gerçekten yani bu içinde bulunduğumuz sıkıntılar aktarılabilecek üzerinden, bu sorunların üzerinden gelebiliriz. Birlik ve beraberlik içerisinde toplum olarak buna mücadele edersek, ama bu önümüzdeki süreçte gerçekten buraları için çok olumlu şeyler, olumlu sinyaller vardır. Dolayısıyla önce biz işte ümidimizi kaybetmeden, niyetimizi kaybetmeden bu sorunlarımızı da böyle birlik beraberlik içerisinde halledebilirsek önümüz gerçekten inanamayacağımız kadar zenginliklerle karşı karşıya kalabileceğimiz bir adada yaşıyoruz. Onu açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Yaptığımız temaslarda da bu görüşler üzerine fikir teatisinde bulundu ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istikbali de ileriki zamanlarda burada çok olumlu gelişmeler olabileceği ve bundan da buradaki halkın refah seviyesinin yeniden yükselebileceği. Tekrar yükselebileceği açık ve net bir şekilde ifade edilmektedir. Ama şu an bizim yapmamız gereken bu sorunlarımızın üzerinden gelebilmek için asgaride birleşmek, beraberlik içerisinde sorunlarımızı halletmemiz gerekmektedir. Evet. Tabii özellikle Türkiye ile yaptığınız ziyaretle ilgili sormak istiyorum. Özellikle son dönemlerde ticari anlamda bir sorun veya bir sıkışıklık yaşıyor muyuz Türkiye ile? Biz Türkiye ile herhangi bir ticarette bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü buraya her zaman için pozitif bir ayrımcılık yapılıyor. Biliyorsunuz işte dünyada daralan veya azalan ham maddeler ve bazı ürünlerdeki sıkıntıdan dolayı, tedarikteki sıkıntıdan dolayı Türkiye Cumhuriyeti zaman zaman bazı ürünlerin ihracatına kotalar koymakta veya yasaklar koymaktadır. Ama bütün bu uygulamalardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her zaman muaf tutulmakta. Gözden kaçan bir durum olsa bile bizim uyarılarımızla bunlar hemen halledilmekte, temaslarımızla. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bizim tabii ortaya koyduğumuz oradaki görüşmelerde bu ticareti nasıl daha fazla artırabiliriz. Ve en önemlisi Kıbrıslı Türk iş insanları ile Türkiye'li iş insanların birlikte ortaklıklarla nasıl bir şeyler, yatırımlar bu adada gerçekleştirebilirler. Bunların her ülke tarafından da teşvik kapsamına bu şekilde alınmasını, ortaklıkların teşvik edilmesi ki iki ülke arasındaki bu ticari faaliyetler daha da anlam kazansın, daha da bir üst seviyelere çekilsin. Şimdi enflasyon dedik az önce, özellikle alım gücü çok ciddi anlamda düştüğünü görebiliyoruz ülkede. Buna karşı nasıl bir mücadele yolu seçimlidir? Çünkü az önce haberimizde de izledik, yani 2000'li yılların başından bu yana gördüğümüz en yüksek enflasyon. Yani biz işte 1995'li yılların başında yıllık %229'ları görmüştük. Ondan sonra tetriceni düşmeye başladığını gördük. 2000'li yılların ilk başından itibaren de oldukça makul seviyelerde izledik. Yani 20'li seviyelerin altında izledik ama son aylarda çok ciddi bir yıllık enflasyon görebiliyoruz. Özellikle gıda enflasyonu yıllık enflasyonu da üzerinde çıkıyor. Bu da ciddi anlamda bir sorun teşkil ediyor. Şimdi bakıyoruz Maliye Bakanı Sayın Sunat Atun'la da enflasyonla ciddi bir mücadeleden bahsediyor. Vergiler konusunda gümrük vergileri konusunda bir adım atılacağının müjdesinde veriyor ama daha ne yapabiliriz? Hani en azından halkı da rahatlatmak adına bu enflasyonla nasıl mücadele edebiliriz size göre? Tabii en büyük sorun, yani bu ekonomik krizdeki hedef ve en esas sorun enflasyondur.
Dolayısıyla bütün konsantrasyonumuzu biz bu enflasyonu nasıl aşağı çekeriz üzerinde çalışma yapmamız lazım. Çünkü eğer biz enflasyonu aşağı çekersek ve bu enflasyonu tek haneli rakamlara getirebilirsek, ki şu an söylediğimde belki biraz hayal gibi gelir. Yani yok, ben yani hani birkaç sene öncesine kadar tek haneli rakamlarda görüyorduk. Tek haneli getirdiğimiz zaman bugün şikayet ettiğimiz pahalılık, şikayet ettiğimiz yüksek kredi faizleri, şikayet ettiğimiz işte diğer fiyatların yükselmesi vesaire, bunların hepsinin üstesinden gelebiliriz. Bir tek hamleyle neyle? Yıllık enflasyon oranını tek haneli getirebilirsek. Şimdi tabii ki biz her zaman söylüyoruz. Enflasyonu tetikleyen bazı hamleler vardır. Devletin de işte yapmaya çalıştığı, örneğin işte elektrik fiyatlarının zamlanması, işte petrol fiyatının yükselmesi, işte gümrük vergilerinin yüksek olması, KDV'nin yüksek olması. Bunlar da hep piyasadaki fiyatları hepsine bir maliyet unsuru olarak geliyor ve hepsi bunlar fiyatları yukarıya doğru çekiyor. Dolayısıyla ve bunun bedelini gerek halk alışveriş yaparken normal tüketim fiyatlarındaki enflasyondan dolayı ödüyor. O da yetmezmiş gibi sonra kamu maliyemiz dönüyor belli bir süre sonra, hayat pahalılığı diye, enflasyon oranında hayat pahalılığı diye bir ödeme yükümlülüğüne daha giriyor. Dolayısıyla bu her şeyi, yani bu ekonomik krizde her şeyi etkileyen en önemli virüs diyebileceğimiz enflasyondur. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızı enflasyonu nasıl aşağı çekeriz üzerinde yoğunlaştırabilirsek, diğer şikayet ettiğimiz tüm ekonomik sorunlarımızın da kısmen veya tamamen üstesinden gelmiş olabiliriz. Ticaret Odası'nın bu noktada beklediği adımlar nelerdir? Yani enflasyonun düşürülmesi noktasında nasıl bir politika izlenmesi gerektiğini düşünüyor Ticaret Odası? Evet, şimdi tabii ki enflasyonun şeyinde, örneğin biz hep bunu dile getirmişiz. Örneğin enerji fiyatlarında bir artış yapıldığı zaman işte bunun fiyatlara, tüketici fiyatlarına, yani üretime veya işte ithal edilen ürünlere etki edecek fiyat unsurunu ne kadar minimize edebiliriz? Efendim işte mazot ve gaz yağında yapılan zamlarda, tamam normal benzin değil de en çok sanayide kullanılan, ulaşımda kullanılan fuel oil'i, mazotu biz nasıl daha ucuz tutabiliriz fiyatını ki bunların pahalılıkları fiyatlara da yansımasın? Olay her zaman gündemimizdedir. Bunlar hep hesaplanıp bu ince detaylara dikkat edilmesi gerekmektedir ki bunların o pahalılığı böyle artan etkisiyle daha da enflasyonu, zaten enerji fiyatları ve benzin fiyatları artıyor. Bir de bunlara bağlı üretimler arttığı zaman bu katlanarak daha yüksek seviyelere bir enflasyonu oranını çıkarmış oluyor. Tabii yine aslında en büyük mücadele etmemiz gereken bir diğeri de, biliyorsunuz bugün bu yüksek enflasyondan dolayı işletmelerimizin kan kaybetmesidir. Çünkü eskiden 100 liraya alacakları bir ürünü şimdi 200 liraya almaları gerekmektedir. Dolayısıyla mevcut sermayeleri kadar bir finansman açıkları ile karşı karşıyadır. Ve bunu da gidermek için tabii ki yüksek oranda bir borçlanma ile bunu karşılamaya çalışmaktadırlar ki bunlar da maliyetleri etkilemekte ve bu enflasyona bir yüksek enflasyona neden olmaktadır. Dolayısıyla bütün dünyada uygulanan fakat ülkemizde pek uygulanmayan kredi paketleri, bir tek bizde biliyorsunuz ilk pandemide yapılmıştı. Bunların devam etmesi gerekir. Faiz indirimli, faiz farklı ödenmiş işletmelere finansman kredileri verilmesi gerekir ki ucuz krediyle, bunlar ucuz faizde ki insanlar hem faaliyetlerine devam edebilsinler ki bu arada istihdam da korunsun, hem de maliyetlerine işte o yüksek faizleri uygulamasınlar. Evet, gümrüklerde ve özellikle taşımacılıkta da ciddi bir yükseliş olduğunu görebiliyoruz. Bu noktada hani gümrüklerde Sayın Bakan da ifade ettiği gibi gümrük vergileri tekrardan gözden geçirilmesi noktasında sizin katkılarınız olacak mıdır? Tabii biz bu süreçte ta başından, bu süreç başlar başlamaz tek bir talebimiz vardı gümrüklerde uygulanması gereken. Bir, döviz kurunun sabitlenmesini istemiştik. Çünkü yükselen döviz kurunda devlet orada belki işte %10, 15, 20 oranında gümrük vergisini az alacak ama
bunun kat kat fazlasını dedik işte hayat pahalılığıyla veya piyasadaki enflasyon yüksek fiyatla bunun bedelinin fazlasını ödeyeceğini açıkça ortaya koymuştuk. Yine bu son zamanlarda tedariklerde yani lojistikte, taşımacılıkta artan fiyatlar karşısında bu artan yüksek taşıma maliyetlerinin gümrük hesaplarına dahil olmamasını talep etmiştik. Yani hiçbir ürünün gerek Türkiye'den gelen gerek yurt dışından gelen bir ürünün sadece fatura fiyatının üzerinden gümrük vergileri ve KDV ödensin dedik. Bunların üzerine navlunları ilave edilip bu yüksek bir o kadar daha gümrük vergisi ve KDV alınmasına yapmayalım. Piyasayı bir nebze olsun pahalılıktan ve dolayısıyla enflasyon miktarını ne kadar aşağı çekersek diye devamlı taleplerimiz oldu. Ama maalesef geçmiş hükümetlerimizde de bunlar hiç kale, dikkate alınmadı. Bunların alınmamasında maliyenin gelirlerinin düşme endişesi olabilir mi? Kesinlikle. Tabii ki işte burada zaten her zaman bütün mali konulardaki açılımlarda her zaman karşılaştığımız en büyük engel işte devletimizin, kamu maliyesinin işte belli başlı gelirlerinin, otomatik gelirlerinin olması ki bu gümrükte alınanlar otomatiktir. Çünkü ödemeden içeri giremezsiniz. Buralarda kesinlikle taviz vermek istemiyorlar. Çünkü bu garanti bir gelirleridir. Bunun karşılığında başka gelirler yaratmaları gerekir. Ne tür gelirler yaratabilir sizce maliye bu noktada hani en azından hem pahalılaşmayı önler bu atacağı adımlar ama bir yandan da kasanın da dolması gerekiyor. Peki ne tür adımlar atması zaten gerekiyor? Bunu dile getiriyoruz. Birincisi tüm teşviklerin bu ülkede verilen tüm teşviklerin yeniden hesaplanması lazım. Yani tamam gümrükler ele alınıyor. Maliye Bakanı çok güzel bir çalışma ama bizim esas verdiğimiz teşviklerin, teşvik kapsamında olan sektörlerin yeniden ele alınması lazım. Hala daha teşvik verilmesi gerekli mi bu sektörlerimize? Turizme, yüksek öğretime, tarıma vesaireye, sanayiye verdiğimiz birçok teşvikler var bu ülkede. Bunlar hala daha verilmeye devam edilmeli mi? Ne oranda verilmesi gerekir? Ne kadar daha süre verilmesi gerekir? Bunun sonucunda biz ne katma değer yaratacağız? Bu teşviklerde kamu maliyesi muazzam bir harcama yapmakta. Ve biz eminiz ki bu harcamaların şu anda belki de %70'i veya alınmaması durumunda olan işte teşvik kapsamında vergilendirilmeyen sektörler olarak baktığımızda belki de bizim bütçemiz kadar bir gelirden biz mahrum bırakılıyoruz. Dolayısıyla biz hep söylediğimiz şu vardır. Bir, teşviklerin yeniden ele alınması. İki, kayıt dışılığa karşı mücadele edilmesi. Bugün kayıt dışılık ülkemizde hem devlet gelirlerinin tam olarak alınmamasına hem de bizim üyelerimiz gibi kayıt altında olan, vergi yükü altında olan işletmelerimize kayıt dışında olanlar haksız rekabet oluşturmakta. Ve bize de normal olarak beyanını veren, hesabını tutan işletmelere bir haksızlık yapılmaktadır, bir adaletsizlik yapılmaktadır. Bu ülkede bize göre %70 bir kayıt dışılık vardır. Yani devletimiz şu anda elde ettiği vergilerin en az 3 mislisini daha alabilecek bir potansiyel var bu ülkede. Ve bu potansiyel üzerine gidilmiyor. Çalışılmıyor. Dolayısıyla hep oturmuşuz biz. Hazır olana bakıyoruz. Hazırda olan kim vardır? İşte ithalatta bu kadar alıyorum. İşte şuna şu kadar daha artırırsam vergisini şu kadar daha gelirim olacak. İşte vergi verenler belli. Şu kadar vergi alıyorum. Şunu şöyle bir ayarlama yaparsam şu kadar daha artıracağım. Otomatik sadece biz el altındakiler üzerine hep projelerimizi ve hesaplarımızı yapıyoruz. Tabii ki bunların da hep başarılı olması için bizim olmazsa olmaz dediğimiz bir e-devlet uygulaması var. E-devleti uygulamamız lazım. Bu ülkede herkesi kayıt altına almamız lazım bu şekilde. Nerede oturuyor? Kaç kişi bir hanede kalıyor? Ne iş yapıyorlar? Ne yapıyor? Yani biz envanterimizi, istoğumuzu, neyimiz var, neyimiz yok bilmemiz lazım. Şu anda biz bunu bilmiyoruz. Hep böyle tahmini rakamlarla konuşuyoruz. İşte şu kadar çalışan var, şu kadar nüfusumuz var. Seçim yaptık geçenlerde. 200 bin seçmenimiz çıktı. Çalışana bakıyoruz. 40 bin.
Devlette çalışan ve emekliye bakıyoruz 40 bin. Bu etti 80 bin. Öğrenciyi koysak, emekliyi koysak 120 bin. Bu 200 bin kişiden 120 bin kişi çalışır veya maaş alır görünmektedir. 80 bin kişi bu ülkede ne yapıyor? 18 yaş üzeri. Ne yapıyor 80 bin kişi bu ülkede? Nasıl geçiniyor? Nasıl gelir elde ediyor? Yani gelir iş yapmıyor bu 80 bin kişi. Şu anda bir yerde çalışmıyor da nasıl geçiniyor bu insanlar? Dolayısıyla bizim bu e-devleti yapmamız lazım. Her şeyimizi kayıt altına alıp planlamalarımızı da ona göre yapmamız lazım. Biz şuna inanıyoruz. Bu ülkede işte biliyorsunuz pandemi başladı. Herkes dedi işte bu kadar işsizlik olacak, şu kadar bin iş yeri kapanacak, şu kadar bin öyle olacak, böyle olacak falan olacak dedi. Pandemi geçti. Döviz krizi geçti, işte şimdi Rusya-Ukrayna krizi. Hani neresi kapandı? Nerede bu işsizler? Anlatabildim mi? Güney'de 2013 yılında olan krizde, biliyorsunuz işte onların meşhur bir caddesi vardı, evet. Makaryos Caddesi. Boşalmış. Dükkanların %70'i boştu değil mi? Evet. Biz de battıysak, biz 10 bin tane iş yeri kapanmışsa bugün, 30 bin tane işsiz varsa, ki bazı örgütler bunu böyle felaket tellallığı yapıyorlar. Yani sanki o kadar kötü bir durumdayız. Battık, bittik, öldük. Var mı öyle bir görüntü bizim piyasamızda? Hiç gördünüz mü? Dükkanlar boş. Boş, 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 boş. Ayakta dükkanlar. Kalabildik. Ayakta kalabildik. Kıbrıs Türk'üyüz biz. Yani biz zaten hep bu zor dönemlerden geçtik. Zor şartlarda çalıştık. İş insanlarımız evet. Bizim gerçekten çok zor şartlarda bu işleri yapmışlar, başarmışlar. Ayakta kalmayı hala daha sürdürebiliyoruz. Ama borçlanarak, ama işte eldeki avuçtakini satarak veya dayanışma içerisinde. Dolayısıyla moralimizi bozmamamız lazım. Yeter ki siyasi iradeye cesaret verelim. Ama bir bakıyoruz ki işte bugün birkaç tane eylem yapılmaya çalışılıyor. İşte bir belediyeler reformu, yarın işte bizim olmazsa olmaz dediğimiz bir kamu reformu başladığında bu ülkenin hali ne olacak diye düşünüyorum. Eğer biz bu reformlarımızı, bu düzenlemelerimizi yapmazsak hep böyle şikayetçi olacağız. Ve şikayetçi olacağız. Dolayısıyla bizim siyasilere cesaret vermemiz lazım, moral vermemiz lazım ve yapılması gereken reformları hayata geçirmemiz lazım. Doğru bir şekilde doğru reformları hayata geçirmemiz gerekiyor ki artık bundan sonra bu tür sorunları yaşamayalım. Zaten oldukça geç kaldık reformları yapmakta. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Sayın Turgay Deniz, ben çok teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Evet, stüdyoda konuğumuz Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Sayın Turgay Deniz bizlerle birlikteydi. Ekofinans'ın bugün adına sonuna geldik. Yarın saatler 11.15'i gösterdiğinde yeniden görüşmek üzere diyoruz. Az sonra Aysel Çağansoy 12 kısa haberleriyle sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.